Şimdi İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in polis gözetiminde yakılması ne demek? Yani İsveç bunu düşünce özgürlüğü, ifade özgürlüğü ya da eylem özgürlüğü olarak değerlendiriyor. Herhangi bir dinin ya da insanların kutsalına saldırmak veya camiye saldırmak, saldırmanın ifade özgürlüğüyle bir bağı var mı? Yok. Bu artan neo-nazi akımının bir göstergesi, kusura bakmasın. Şimdi Alnind'i ben arasam bana bir saat hikaye anlatacak. Kusura bakmasın. Gıyabında söylüyorum ama ne diyecek? İfade özgürlüğü. Bizim ülkemizde özgürlük var. PKK'ya sahip çıkarken de böyle söylüyor. Peki DAEŞ'e de bu şekilde fırsat veriyor musunuz ülkenizde madem? O da terör örgütü. Diğer de terör örgütü. Yok, vermeyiz. Bir tanesine veriyorsun, diğerine fırsat vermiyorsun. İkisine de vermemek lazım. Yani buna benzer şeyleri biz maalesef çok duyuyoruz. Biz bakanlık olarak da zaten tepkimizi ortaya koyduk. Gerek bu saldırılar karşısında, gerek İsveç'teki bu olay. Şimdi Ramazan ayında bu artışın tesadüf olmadığını düşünüyoruz. Özellikle Batı'da neo-nazi akımların, siyasi partiler de buna dahil, bu ırkçı ve İslam karşıtı saldırıları arttırdığını görüyoruz. Son zamanlarda seçimlerde desteğini kaybeden ırkçı partiler daha da radikalleşmeye başladılar. Biz Türkler olarak ve Müslümanlar olarak Hristiyan düşmanlığının da, antisemitizmin de ve İslam düşmanlığının da insanlık suçu olduğuna inanıyoruz. Ve bu yönde her türlü saldırının karşısında olmamız gerekiyor ve mücadeleyi de her türlü ırkçılığa karşı mücadeleyi de birlikte sürdürmemiz lazım. 15 Mart gününün İslamofobi ile mücadele günü olarak BM'de oy birliğiyle kararın kabul edilmesi ve ilan edilmesini önemli buluyoruz biz. Ama sadece bir gün antisemitizmle, bir gün Hristiyan düşmanlığıyla, bir gün İslam düşmanlığıyla mücadeleyi anma günü olarak geçiştirirsek bu akımların önüne geçemeyiz. Bu mücadeleyi birlikte sürdürmemiz lazım. Maalesef Ramazan ayında ırkçı ve İslam karşıtı, İslam düşmanlığı içeren saldırılar arttı. İşte İsveç'te bir neo-nazi siyasetçi hem de polis kontrolünde Kur'an-ı Kerim'i yaktı. Diğer taraftan 15 Nisan'da New York'ta bir vatandaşımız ırkçı saldırıya uğradı. Almanya'da 16 Nisan'da Dortmund'da DİTİB'e bağlı bir camiye domuz fotoğraflı tehdit mektupları geldi. Kanada'da 16 Nisan'da teravih çıkışı cemaate ateş açıldı ve 5 kişi yaralandı. Yine 18 Nisan'da bu sefer Virginia'da bir caminin duvarına Müslüman karşıtı yazılar yazıldı. Gerek Batı Şeria'da gerekse Mescid-i Aksa'da ölen Filistinli sayısı 18, yaralanan toplamda 400'ü geçti. Sadece Mescid-i Aksa'da 200'den fazla Filistinli yaralandı. Elbette sahadaki şartlar değişse de diplomasi için bir fırsatın olduğunu, halen bir fırsatın olduğunu düşünüyoruz. Tek çözümün de zaten diplomatik yolla sağlanabileceğine inanıyoruz. Askeri bir çözümün olmayacağına inanıyoruz. Başından beri Türkiye olarak Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğinde bir an önce savaşın sona ermesi için çaba sarf ettik. Tarafları hem Antalya'da hem İstanbul'da bir araya getirdik. İstanbul'daki toplantıya bizzat Sayın Cumhurbaşkanımızın başlangıçta hitap etmesi bu sürece verdiğimiz önemin göstergesidir. Cumhurbaşkanımız iki ülkenin liderleriyle, Putin ve Zelenskiy ile sürekli görüşüyor. Ben de Dışişleri Bakanı muhataplarımla sürekli görüşüyoruz. Ve elde ettiğimiz bilgileri, izlenimleri başta Peter Sierto Macaristan olmak üzere dostlarımızla da paylaşıyoruz.
ve bu sürece herkesin katkısı önemlidir. Elbette Rusya'ya karşı alınan tedbirler var, yaptırımlar var, değişik önlemler de var. Biz de bu saldırıyı, Ukrayna'ya yönelik saldırıyı reddettik başından beri ve bunu kabul etmemiz mümkün değil. Ama bir an önce de bu savaşın sonlandırılması lazım. Bu yönde sahada yer yer şartlar zorlaşsa da biraz önce söylediğim gibi çabalarımızı sürdüreceğiz. İstanbul'daki toplantıdan sonra umutlarımız daha da artmıştı. Fakat en son işte Buça ve İrpin gibi bazı şehirlerde şehirlerden gelen görüntüler, kabul edemeyeceğimiz insanlık dışı görüntüler, işte şimdi Mariupol ve Donbas bölgesinde devam eden çatışmalar süreci bir olumsuz etkiledi. Macaristan Türk Devletleri Teşkilatı'nın gözlemci üyesi. Ama tam üye gibi her toplantıya katılıyor ve her faaliyetine çok güçlü destekler veriyor, yeni fikirler ortaya koyuyor. Örneğin Türk Devletleri Teşkilatı olarak Afrika ülkelerine aşı yardımı yapma fikri Peter'dan gelmişti ve bunu en son liderler zirvesinde de ele aldık. Dolayısıyla Türk Devletleri Teşkilatı'nın önemli bir parçası olan Macaristan'a katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Avrupa Merkezi de biliyorsunuz Budapeşte de çok güzel bir binayı buraya tahsis ettiler. Karşılıklı adaylıklarımızı destekliyoruz. Bunları da konuştuk. Elbette karşılıklı destek anlaşmaları imzalayacağız ama normal şartlarda bizim Macaristan'la birbirimizi desteklememiz için anlaşma imzalamamıza gerek yok. Ama kayıtlara giriyor, işte gelecek nesillerde bunları görüyor. Geçmişte iki ülke bu anlaşmaları imzalamış diye. Bir de her ülke adaylığı için tabii istatistik tutuyor. Buralarda hangi ülke yazılı destek veriyor ya da anlaşma imzalamış. Bunlar da kayda geçsin diye imzalayacağız. 77. BM Genel Kurul Başkanlığı adaylığınızı da güçlü bir şekilde destekliyoruz. Bugün tabii taşımacıların sorunları ve taşımacılığın önemini, lojistik konuları da ele aldık. Özellikle Ukrayna'daki savaştan dolayı Türkiye ve Macaristan transit ülke olarak önem kazandı, daha da önem kazandı. Bu konuda işbirliğimizi sürdüreceğiz. Demir yolları konusunda dörtlü bir çalışma grubu kuracağız. Türkiye, Macaristan, Sırbistan ve Bulgaristan'la birlikte. Yine konsolosluk işlerini de bugün konuştuk. FETÖ konusunu da ele aldık. Macaristan'da bir FETÖ okulu var. Maalesef bu FETÖ okulu sadece veya FETÖ sadece Türkiye'ye yönelik bir tehdit değil. Kimlerin bu network'u ya da bu terör örgütünü kullandığını da iyi biliyoruz. Dolayısıyla bulunduğu her ülke için tehdittir. Güvenlik konularında, terörle mücadele konusunda da işbirliğimizi güçlendireceğiz.